Topkapı Sarayı'nda Enderun Avlusu'ndan hepinize selamlar, saygılar. Topkapı Sarayı'nda Enderun Avlusu toplam 7 sınıftan oluşmaktadır. Küçük oda, büyük oda, seferler dairesi, kuşhane, hazine, kiler ve hastaire. İşte bugün bu programda ben sizlere Topkapı Sarayı'nda bizzat dıştan ve içten seferliler koğuşunu anlatacağım. Yani Enderun Mektebi'nin 3. sınıf öğrencilerinin yatılı kaldığı yer. Yaklaşık 5 yıldır kilitliydi burası. Restorasyondaydı. Normalde kapanmadan evvel saraya ait elbiseler sergileniyordu. Şimdi yine saraya ait elbiseler sergileniyor. Ama bu kez sergi muhteşem oldu. Yani saraya ait başta padişahlar, padişah eşleri, şehzadeler ya da sarayda binumum bilmediğimiz insanların kullandığı çok özel eşyalar, mendiller, takkeler, zıbınlar, kaftanlar, ayakkabılar sizleri bekliyor ve bunların yanında bir sürpriz yaptı saray bize. İçeride seferler dairesinin ikinci bir bölümüne de tılsımlı gömlekleri koydular. Şimdi içeri girecek, bütün bunları adım adım konuşacağız. Yani siz Topkapı Sarayı'na gelemeseniz de göremeseniz de ben sizleri gelmiş gibi seferleri anlatmaya çalışacağım. Ya da saraya yarın gelecek olursanız bilerek gezebilmeniz için bunları yine harfi harfine anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikli olarak içeride sergilenen objeler, eşyalar değil, bu koğuşun ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Hadi gelin oraya doğru yürüyelim. Şimdi seferliler, adından da anlayacağınız üzere sefere çıkanlar demek. Enderun 7 sınıftan oluşan bir siyasal bilimler akademisi. Ve bu akademinin içerisinde her bir birimin ayrı bir eğitimi, ayrı bir uğraşı söz konusu. Bu öğrencilerden bir grupta seferliler koğuşuydu. Aslında bu koğuş Enderun Mektebi'ne özellikle 4. Murat döneminde kazandırılmıştı. 4. Murat Bağdat ve Revan seferlerine giderken yanında Enderun'dan öğrenciler götürmek istemişti. Ve benimle sefere gidecek öğrenciler diye bir koğuş sistemine geçilmiş ve bunlara seferler denmişti. Enderun Mektebi'nde bu sınıfın öğrencilerinin asıl vazifeleri ise saray teşrifat elbiselerine bakmaktı. Bakın, Osmanlı bir teşrifat devletiydi. Yani Osmanlı'nın yürüyüşleri, Osmanlı'nın merasimleri, hem de nasıl? Ramazan ve Kurban Bayramı merasimleri, padişahların çocuklarının sünnet ve düğün merasimleri, tabii ki halkın da içinde bulunduğu merasimlerdi. Padişah orada işte merasim yapıyor, halk oraya sokulmuyor falan, böyle bir şey yoktu. Her zaman için devletle halk iç içeydi. Yabancılar bu merasimlere özellikle davet edilir ve Osmanlı'ya bir daha hayran kalmaları sağlanırdı. Enderun Mektebi'ne, yani şu avluya bir öğrenci alınırken devşirme sistemiyle yaşı 7 ile 14 arası olmak üzere boyuna, posuna, endamına, simasına da bakılırdı. Yani Enderun Mektebi'nde okuyup da sadrazam olan hiçbir çocuğun boyu benim gibi 1.60-1.65 değildi. Yani bir tavil Mehmet Paşa vardı ki sonu Sokulu Mehmet Paşa olarak biliyorsunuz. Ya Kanuni yaşlanmış minyatürde, onu ata bindiriyor, atın yanında ayakta duruyor. Ya beli neredeyse atın beline geliyor. O kadar uzun boylu bir adamdı. Sadece Sokullu mu? Normal bir atın taşıyamayacağı kadar endamlı ve iri yarı olan Semiz Ali Paşa gibi. Birçok paşa endamlıydı, kıyafetleri dökümlüydü ki içeride anlatacağım bunları size. O kıyafetleri giydikleri zaman herkes onlara, özellikle yabancı sefirler, hayran olmaktan kendilerini alamazlardı. Seferler koğuşu öğrencileri sarayın farklı birimlerinin teşrifat kıyafetlerinin bakımını yaparlardı. Ya Pek diye bir adam vardı, Pek. Padişahın özel ulakları bunlar. Bu adamın başında 1 metrelik şapka, üzerinde yarım metrelik tüy vardı. Adam ortada 3,5-4 metre geziyordu. Yani o ihtişam, o boy poz, kıyafetlerdeki döküm onları daha da endamlı kılıyor ve dostu düşmanı kendilerine hayran bırakmalarını sağlıyordu. Bu görmüş olduğunuz seferler dairesi binası aslında temellerine bakarsak Fatih Sultan Mehmet döneminden kalmadır. Fatih, yani 1453'te İstanbul'u fethettiğinde Topkapı Sarayı'nın ilk binalarını buraya inşa ederken
Şu görmüş olduğunuz hazine binasını yaparken hazinenin yanında o tarihlerde bu seferler dairesi binası yoktu. Hazinenin hemen yanında Enderun Mektebi'nin ilk hamam binası inşa edilmişti. Bugün o hamamın soğukluk kısmı hazinenin içinde durmaktadır. Sıcaklık kısmı ise sonradan yapılan seferler dairesinin içerisinde yer almaktadır. Birazdan içeri gireceğiz ve içeride Enderun avlusuna Osmanlı'nın inşa ettiği ilk hamam binasını da burada göreceğiz. Bu son restorasyon çok güzel oldu. Onun öncesinde biz bu eski tarihi hamamı hiçbir zaman göremiyorduk. Ama saray yönetimi son restorasyonda ciddi bir kazı çalışmasıyla o tarihi hamamın sıcaklık bölümünü olduğu gibi ortaya çıkardı. Hatta çamaşırları yıkandığı çamaşırhaneyi de ortaya çıkardı ve bunları rahatlıkla görebilmemizi sağladı. Tabii içeri girenler elbiselerin arasında, "Aa, bu da talebelerin çamaşırhanesiymiş, hamamıymış." Bunları çok fark edemiyor olabilirler. İşte siz fark edebilin diye bu videoyu yapmaktayız. Hazırsanız içeri giriyoruz. Evet, içeri giriyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz bina ilk kez Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldı. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu bu bina daha sonra 3. Ahmet döneminde son şekli verildi. Yani şu an görmüş olduğunuz bu bina aslında 3. Ahmet döneminden kalan binadır. Bu gördüğünüz binayı son kez tamir eden kişi ise Sultan Mehmet Reşat'tır. Şimdi bakın, sizinle beraber seferler koğuşuna girdik. Burası şu bina itibariyle eğer bakacak olursanız iki katlı bir birimden oluşuyor. Bu gördüğünüz alt kat, bir de hemen devamında gelen üst kat. Aynen bugün böyle galerili oteller gibi. Bunun yanında iki ayrı binadan oluşuyor. Birinci bina, şu gördüğümüz bina. İkinci binada hemen yan kapıyla beraber girilen bina. Şimdi ben size önce binayı anlatmak istiyorum. Bakın içeri girdik. Şu an burada sağlı sollu hem alt katta hem üst katta saraya ve saltanat ailesine ait kıyafetler sergileniyor. Yani dediğim gibi kaftanlar, takke tesbihler, ayağa girilen çarıklar. Birinci bina bu. Üst kata da çıkılıyor. Bakın ikinci bina yan bina. Oraya da bu kapıdan giriliyor. Bu ikinci birimde ise saraya ait özellikle tılsımlı, vefkli gömlekler, kıyafetler sergileniyor. Bunlar hakkında size girmişken biraz bilgi vermek istiyorum. Bakın, inancımızda biliyorsunuz İslam dininde ana kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'den sonra en önemli ana kaynak nedir? Hadislerdir. Hadisler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri. Kur'an ve hadislerden biliyoruz ki bir takım hıfz ayetleri vardır. Mesela Kur'an bazı peygamberlerin dualarını almış, kendi içinde bize anlatmıştır. Neden? O peygamber dualarını Allah çok sevmiş. Bu duaları peygamberler yapmış. Allah bu duaları kabul etmiş ve siz de bu duaları öğrenin, yapın diye Kur'an'da bize anlatmış. Bize Yakup peygamberin oğlu Bünyamin'i Mısır'a gönderirken yaptığı dua. Fallahu hayrun hafizen ve erhamur rahimin. Topkapı Sarayı'nda Valide Sultan Dairesi'nin kapısında bulunan. Şimdi bu bir hıfz duasıdır. Hıfz edenlerin, koruyanların en hayırlısı Allah'tır. O merhametlerin en merhametlisidir. Baktığınız zaman bu tarz hıfz dualarını, Kur'an'dan hıfz ayetlerini biz bu tılsımlı gömleklerin üzerine görmekteyiz. Başka neleri görüyoruz? Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ayak izi. Biz bunlara kademi saadet diyoruz. Kademi saadet kalıpları, izleri. Bakın, ya da naleyn-i saadet izleri. Naleyn giydiği ayakkabısının izi, kadem bizzat kendi ayak izi. Bunlar sembolik olarak ne yapılır? Şekilde işlenir ve gömleklerin iç gömlektir bunlar, iç kıyafet. Dışta bunlar giyilip gezilmez. Zırhın içine giyilir. Padişah sefere mi gidiyor? Zırh giymeden önce zırhın altına bunlar giyilir ve bunların onu koruyacağına inanılır. Bakın, Allah-u Teala'nın 99 ismi. 99 ismi burada vefk düşürülerek, yani belli işaretler ve sayılar düşürülerek tek tek yazılmıştır. Burada mesela kolunun bir tarafına Bismillahirrahmanirrahim, öbür tarafında Nasrullahi ve
Fetun Garip ve Beşir Mümine Ya Muhammed yazıyor mesela. Burada Kufi, Celi, Sülüs, Talik farklı yazılarla işaret ve rakam düşürülüyor. Mesela bu gördüğünüz gömlekte Mühür-ü Süleymanlar var. Altı köşeli yıldızlar. Süleyman peygamberin parmağında bulunan yüzük. Altı köşeli. Bugün İsrail'in bayrağında olduğu için birçok insan ay Yahudi yıldızı falan der. Hayır. Onlar Megan David, Davut yıldızı der. Biz Müslümanlar Mühür-ü Süleyman deriz. Süleyman peygamberin mühürüdür. Kudüs şehrinin simgesidir. İç içe geçen iki üçgenin birleşmiş hali. Süleyman peygamberin mucizeleri çoktur. Cinlere geçer. Mahlukatın dilinden anlar. Suyun üzerinde yürür. Rüzgarı arkasına alır. Kainat ona ram olur. Onun mührünü evine, barkına, kolye yapar boynuna, Barbaros gibi sancağına koyar, gömlek yapar, tılsımlı gömlek zırhının içine koyar. Ya Rabbi, Ya Resulallah ya da Süleyman Aleyhisselam'ın mührünü evime, barkıma, boynuma, sancağıma, gömleğime işledim. Onun yüzsüyü hürmetine beni bu bahsettiğim sıkıntılardan yani ateşin yangınından ya da selin suyundan, depremden, cinlerin musallatından muhafaza eyle der ve korunmaya çalışır. İşte bu duanın sembolleşmiş şehri, şekli Mühür-ü Süleymanlar idi. Bir de dikkatle bakarsanız üzerinde rakamlar göreceksiniz. Bu rakamlar aslında vefk düşürmektir. Yani tevafuklu, ben tabi bu işin alimi değilim, bu kadar iyi bilmiyorum. Ama tarihte vefk yani tılsım dediğimiz tevafuk düşürme duaları ve rakamlarıyla belli ayetler belli sayılarla tekrar edildiğinde belli şeylere işaret ettiği, denk geldiği ve sağladığı için bu dualar, rakamlar ve şekiller de iç içe bu gördüğünüz gömleklerde kendisine yer bulabilmiştir. Tılsımlı gömlekleri zaman zaman Kabe örtüsüne hazırlarlar. Kabe'nin dış örtüleri ve iç örtüleri vardır. Siyah örtü, siyah renk, kırmızı renk ve yeşil renk Kabe örtüsünde sıklıkla kullanılır. Bir kumaşın Kabe örtüsünde kullanıldığını anlamak için onun zikzaklı desenini görmeniz yetecektir. Bakın bu gördüğünüz külah ve bu gördüğünüz yelek Kabe'nin örtülerinden sadece bir tanesidir. Ve bu zikzaklı yapısıyla hem Kabe'de daha sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde, türbesinde Kisve-i Saadet adıyla kullanıldığını bilmekteyiz. Sadece bu gördüğümüz iç gömleklerde değil, aynı zamanda takkelerde de vefkler ve tılsımlar yer almaktadır. Mesela Ashab-ı Kehf'in isimleri, o mağaradaki yedi uyurlar, Mernüş, Tebernüş, Şazenüş, Kefeiş, Tatayiş, Yemliha, Mislina, Mekselina ve Kıtmir. Bunların isimleri de muhakkak tılsımlı gömleklerde ve tılsımlı takkelerde yer alır. Ya Rabbi sen bu yedi uyurların isimlerinin yüzüğü, sen bu yedi uyurları 3 asra yakın o mağarada açlık, susuzluk, yabani hayvanlar, Romalı askerlerin zulmü ve daha nelere nelere karşı korudun. Onların isimlerini evimize, barkımıza, takkelerimize, gömleklerimize işledik. Onların yüzüğü hürmetine Ashab-ı Kehf mağara ehli gibi bu aile efradını, benim ailemi de bizleri de bu şekilde koru demeye çalışmışlardır. Bakın ya Şafi, ya Kafi, ya Vafi, Allah'ın belli isimleri sıklıkla burada değerlendirilmektedir. Satranç Kufi ile iç içe defalarca Muhammed yazılmış görüyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? 2, 4, 6, 8, 10. Burada 10 defa, burada 10 defadan oluşan tam 20 defa. Üzerinde bir tevafuk cetveli var ve burada anladığımız kadarıyla bir konuda hıfz tevafuğu düşürülüyor. Ya Fettah, Allah'ın kapıları açar ismi. Defalarca kullanılır. Bunlar da bize bunu göstermektedir. Ve yürüye yürüye nereye geldik? Bakın bir merdivenin başına geldik. Bu merdivenden aşağı iniyoruz. Aşağı indiğimiz zaman bizim karşımıza ne geliyor? Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış olan o yan taraftaki hazine binasının Enderun talebelerinin çamaşırhanesi ve hamamları geliyor. İşte düne kadar kapalıydı. Buraya kimse giremiyordu. Son restorasyonda burası açıldı. Merdivenlerden aşağı inilerek Fatih döneminde yapılmış Enderun'un en eski hamamını ve çamaşırhanesini görebiliyorsunuz. Biz de şimdi sizinle yukarı çıkacağız ve orayı göreceğiz. Beni takip edin. Hemen şöyle alayım sizi.
Bakın ilk girdiğimiz birim burası. İlk girdiğimiz birimde dümdüz ilerlerseniz, yani merdivenle yukarı çıkmayın ya da sağa doğru tılsımlı vefli gömlekler bölümüne girmeyin. Buraya gelin. Bakın sizi o bahsettiğimiz sarayın tarihi hamamının ocaklık kısmı karşılıyor. Şu gördüğünüz nişler ve şu ayaklar. Bu ayaklar biraz daha yüksekti. Burada bir zemin vardı ve bu zeminin altında sıcak su gezmekteydi. Cehennemlik ya da külhan diyoruz. Külhan Bey denir ya, hamamın bir numaralı ismi. Ocağın başında devamlı ocağı hareketli, canlı tutan külhan. O sıcak su buraya verilir. Burada gezer ve bu gördüğünüz ayakların altlarında gezip şu an yıkılmış göremediğimiz taban kısım var. Tam bu nişlerin üstünde kalıyordu o taban. Ve insanlar bunun üstünde yürüyorlardı. Ve o alttaki sıcak tabandan insanların terlemesini ve ter atmasını sağlıyordu. İşte burası Fatih dönemine kadar giden hazine ile beraber yapılan Enderun'un o çok kıymetli eski hamamıydı. Şimdi gelin adım adım bazı padişahlara ait elbiseleri, kaftanları görelim. 3. Selim Topkapı Sarayı'nda yaşayan son padişah. 2. Mahmud da çok kısa süreli kaldı ama aslı 3. Selim'dir. Ve onun için 3. Selim'e ait kıyafetler günümüze çok sağlam gelmiştir. Bakın 3. Selim'e ait bir tablo görüyoruz. Tabloda üzerinde bir samur kürklü kaftan var. İçinde de kırmızı renkli bir iç kıyafet görüyoruz. İşte o görmüş olduğunuz kıyafet burada kendisini göstermekte. Ve tabii kolları gayet uzun. Neden uzun hep merak edilir, bunu konuşacağız. Şöyle ilerleyelim. Az önce tılsımlı vefli gömlekler anlatırken size tılsımlı vefli takkelerden bahsettim. Bakın şu solda gördüğünüz takke. Bu takkeye şöyle bir zoomlayın. Bu takkenin üzerinde dikkatle bakarsanız iki tane ayakkabı izi göreceksiniz. Bir nevi terlik, naleyn izi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayağına giymiş olduğu naleyn-i saadet izlerini simgelemektedir. Evet, aynen öyle. Çünkü bu görmüş olduğumuz izleri bizzat üzerine işleyerek şunu demeye çalışmışlardır. Ya Resulallah, senin mübarek ayağına giydiğin naleyni biz başımızın üstüne koyduk, başımızda taşıyoruz. Bu hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gösterilen bir kıymettir, hem de aynı zamanda bu takkeyi de bu şekilde kıymetli kılmaktır. 3. Selim'in o tabloda elinde gördüğünüz tesbihi, bakın inci dizeli tesbih, burada tüm orijinalliğiyle arz-ı endam etmekte. Şöyle devam edelim. İkinci Mahmut Osmanlı da bir reform yapmıştı. Kıyafet devrimi. O güne kadar giydikleri şalvarlar, kaftanlar ya da sorguçlu sarıkları bıraktılar ve yerlerine ne yaptılar? Redingot giymeye başladılar. Beli oturan, aşağı doğru genişleyen kıyafetler giyildi, bol düğmeli. Bakın 2. Mahmud'un fesini görüyoruz. Osmanlı'da 3 tane fes çok meşhurdur. Mahmudi, Azizi ve Hamidi. Biz fes deyince tepesi sivri aşağı doğru genişleyen fesi düşünürüz. Ama halbuki 2. Mahmud tepesi sivri aşağı doğru genişleyen değil. Şu an gördüğünüz tepesi geniş, aşağı doğru daralan bu fesi giymişti. Kenarında püskülleri vardı. Ve Osmanlı mezarlıklarını, bir Eyüp, Karacaahmet ya da Edirnekapı mezarlığını gezerseniz 2. Mahmud döneminde rahmetli olmuş Mahmudi fes giyen insanların mezar taşlarını, şahidelerini göreceksiniz ki onların bir kısmının hala kenarlarında püsküller taşa işlenmiş olarak yerinde durmaktadır. Karşımızda Sultan Abdülmecid'in giymiş olduğu bir kıyafet var. Tabi burada gümüş tellerle işlenmiş müthiş bir sanat ve hemen onun yanında padişahın bu kıyafetle tablosunu yaptırdığı tablonun
bir kopyasını görmekteyiz. Bakın üzerinde şalı var. Şalın altında bu görmüş olduğunuz kıyafet ve bu kıyafetin hemen yanında fesi var. Fesin de üstüne takmış bulunduğu murassa bir sorguç var. Osmanlı padişahları bizim bildiğimiz anlamda Avrupalı krallar gibi taç giymezlerdi. Sarık sararlardı. Sarığın da uç alınlık kısmına sorguç denilen bir takım tokalar takarlardı. Bu bir süs unsuruydu. Fes geldikten sonra da bu murassa sorguçları takmaya devam ettiler. Tarihten bu yana bu sorguçların genelde bir kısmı tüylü olurdu. Aynen burada olduğu gibi. Bunlar deve kuşu ya da tavus kuşu tüyleriydi. Ama özelliği Mescid-i Haram ya da Mescid-i Nebevi'nin, yani Mekke'de Kabe'nin bulunduğu yeryüzünün en kıymetli camisi ya da Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinin ve kabrinin bulunduğu yeryüzünün en kıymetli ikinci camisinin tozların alındığı ucu tüylü süpürgelerin tüy parçalarıydı. Bu tüyler İstanbul'a getirilir, sorguç üzerlerinde değerlendirilir ve bunları takıp halk arasında gezerken padişahlar derlerdi ki ya Rabbi biz senin evinin, ya Resulallah biz senin mescidinin süpürgecileriyiz der ve tevazu ile halkın içinde bu şekilde gezmeye çalışırlardı. Yola devam. Genelde insanların çok merak ettiği şeylerden biri de padişahların ya da saray kadınlarının giydiği kürkler. Bugün evet bizim toplumumuzda, dünyamızda da bir takım insanlar kürk giyiyor. Ama kürklerde gösteriş, güzellik unsuru ön planda. Yani kürklerin tüyleri hep dışarı doğru bakıyor. Halbuki Osmanlı'da kadın ya da erkeklerin giydiği kürklü kıyafetlerde, burada da gördüğünüz üzere kürklerin bütün tüylü kısımları içeri bakar. Kol yerlerine falan baktığınız zaman içinin tamamen tüylü olduğunu göreceksiniz. Neden böyledir? Çünkü saray son derece soğuktur. Mangal denilen ısıtma sistemleriyle ancak odanın soğuğu kırılmakta. Hani bizde olduğu gibi kaloriferi daya sonuna kadar evde atletçik kes, böyle durumlar söz konusu olmamaktadır. Bundan dolayı da bu şekilde tüylü kıyafetler giymişlerdir. Bu gördüğümüz kaftanın da Fatih Sultan Mehmet dönemine ait olduğu düşünülmektedir. Çintemani, Osmanlı'nın en çok sevdiği bezeme, süsleme unsurlarından biridir. Çintemani, kaplan beleği demek. Genelde üçer tane noktayla kendini belli eder. Bakın burada üçlü noktaları görüyoruz. Bazı çintemani süslemeler, kaplan benekleri devasa boyları oluşur. Mesela burada bakın bir çarık görüyorsunuz. Çarıkta hem çintemani hem de çim bulutları yan yana yer almış. Muhteşem bir katlan beneği örneği yüzyıllar sonrasından bize göz kırpmış. Bu arada bu görmüş olduğunuz kıyafet Yavuz Sultan Selim'e aittir. Osmanlı laleyi çok sevmektedir. Osmanlı'da bir döneme lale devri denmiştir. Lale devri her ne kadar 18. yüzyıl olarak adlandırılmış olsa da Osmanlı kuruluşundan beri laleyi sevmiş, hayatının her köşesine laleyi koymuştur. Lale, Allah ve hilal kelimelerinin, harflerinin ebcedle rakam değerleri aynı rakama tekabül ettiği için bir yere Allah'ın ismini yazmak yerine, Allah'ın adını yazdığınız zaman elbisenin üstüne, o elbiseyle her şeyi yapamazsınız, her yere giremezsiniz. Lale motifi çizmek de Allah ismini yazmak yerine gelmektedir. Bakın, burada görmüş olduğunuz muhteşem Osmanlı tören kaftanında kocaman kocaman laleler kendisine ne kadar güzel yer bulmuş. Ya da hemen yanındaki bir başka tören kaftanında, ki Kanuni Sultan Süleyman'a ait bir tören kaftanıdır. O kocaman kocaman lalelerin ne kadar güzel kendisine burada lalelerin kaftan üzerinde yer bulduğunu görüyoruz. Sadece laleler değil, Osmanlı'nın en geleneksel süsleme sanatı olan Rumiler ve bunların arasında bize göz kırpan cennet meyveleri. Sadece laleyi değil, üzümü, inciri, hurmayı, narı da çok severlerdi. Bahar dalları arasında narlar görüyorsunuz. Çeşit çeşit. Bereketin de simgesi olan narları kaftanların üzerinde görüyoruz. Bu görmüş olduğunuz narlı kaftanda Kanuni Sultan Süleyman'ın torunun çocuğu, 2. Selim'in torunu, 3. Murat'ın oğlu
3. Mehmet'in kaftanıdır. Gelin bir de hızlıca üst kata bakalım ve ondan sonra Seferler Dairesi turumuzu nihayete erdirelim. Bu gördüğünüz elbiseler tek tek şu an içinde gezmekte olduğumuz Seferler Dairesi öğrencilerinin bakımını yaptığı elbiselerdi. Enderun Mektebi'nin 3. sınıf öğrencileriydi ve bu elbiselere baktırılarak o öğrencilerin hem hizmet etmesi, olgunlaşması sağlanıyor. Hem de bizzat padişahın giydiği kıyafetlere bu öğrenciler dokunabilme özgürlüğü ve üstünlüğü ile aslında bir noktada onore ediliyor. Bakın Kanuni Sultan Süleyman'ın giydiği muhteşem bir kaftan. Zenginliğini görüyor musunuz? Altın tellerle işli muhteşem kontürler, üzerlerinde mavi iplikli çin temaniler, çin bulutları o günün zerafetine, muhteşemliğini ve sanat anlayışını bize nasıl gösteriyor? Çok merak ettiğiniz sorunun cevabını vereyim. Bu insanların kolları hakikaten bu kadar uzun muydu? Tabii ki değildi. Hepimiz biz nasılsak onlar da öyleydi. Ama haşmetli, debdebeli gözükmeleri için normalde bu kol yerlerinde yırtmaçları vardı. Mesela şu kaftanı giyen bir kişi, Sultan Süleyman, tam benim durduğum gibi, yani kollarını aşağı indirdiğinde hakikaten şu diz kapağı altına kadar geliyordu. Ama şöyle kollarını kaldırdığı anda bu kol yırtmaçlarından, dirseklerinden aşağı doğru sarktığı için şu şekilde duran bir insan, bakın normalde gövde şu kalınlıktayken bir anda gövde bu kalınlığa geliyor. Bir anda o kişinin haşmeti artmaktaydı ve karşıdaki insanların da ona o derece saygısı. Şöyle ilerleyelim. Bunlar Kanuni dönemi kaftanları. Bakın bu da bir başkası. Hançer yaprakların harikalığına bakın. Kulakları çınlasın. Bir ara bir furya başladı biliyorsunuz. Osmanlı'da klasik ya da barok cami süslemelerinde millet şeytan aramaya başladı. Ay bu şeytana benziyor, bu bilmem ne. Eyüp Sultan Camii'nde türbenin girişindeki Allah lafzının yanındaki hançer yapraklarını biri gitti çekişle kırmaya kalktı ve kırdı. Tamir edildi gerçi. Oraya gidip bunu anlattım. Dedim bunlar hançer yaprağı, şeytan boynuzu falan değil. Bakın aynı hançer yaprakları burada tekli, ikili, üçlü dalların aralarından çıkıyor ve hatayilerin aralarında ne kadar güzel bir kompozisyon oluşturuyor. Bunlar da kim oldukları net bilemediğimiz Osmanlı şehzadelerinin çocuklukken giymiş oldukları kıyafetler. Düğmeler iplik düğmeydi ve onlara göre küçücük takkeleri de kıyafetlerin rengine uygun bir şekilde gördüğünüz gibi organize edilmiş, hazırlanmıştı. Çatma denilen kumaşları vardı, çatma. Çok kıymetli bir Osmanlı kumaş çeşidiydi ve böyle gördüğünüz kabarık, bakın kadifeyi çok severlerdi. Kadifeyi de ağırlıklı olarak kıyafetlerine kullanmaktaydılar. Çizmedeki işlemeleri görüyor musunuz? Bunların her biri aslında saatlerce konuşulacak konular ama ben hızlı geçiyorum, kusura bakmayın. Mesela şu görmüş olduğunuz kaftan Sultan II. Selim'e ait bir kaftan. Yani bakın kırmızı renk. Osmanlı kırmızıyı çok severdi, sarıyı severdi, cırtlak sarılar. Yani hoş derinlikli maviler. Biz Tanzimat fermanına kadar Osmanlı, Müslüman, Türk insanları olarak renkliydik. Erkekler için söylüyorum. Kadınlar için de aynı şeyi söylüyorum. Renkli bir toplumduk. Renkli giyinirdik. Kadınların renkli çarşafları vardı. Tesettürlü kıyafetleri çok güzeldi. Kadınların bembeyaz tülbentleri vardı. Erkeklerin sapsarı şalvarları, masmavi üst kıyafetleri vardı. Sarıkları vardı renk renk. Lütfen Levni'nin minyatürlerine bir bakın, görün. Süleyman Nameleri bir bakın, inceleyin. Sultanahmet Meydanı dolduran Osmanlı insanlarını. Tanzimattan sonra bizimkiler Avrupalı insanlara benzemek için, erkekler, saçını uzatan erkek çoktu bizde. Kulağına küpe takan erkek de vardı. Barbaros'un adamlarının kaç tanesi kulağı küpeliydi. Bugün bir insanın kulağındaki küpeyi bizim bazı bağnazlarımız cennete gitme ya da cehenneme gitme ölçüsü olarak görüyorlar. Ya kardeşim saçmalamayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var, biliyoruz. Erkek kadına, kadın erkeğe benzemesin. Ama bunun ölçüsü her asra göre değişir. O yüzyılda, yani Osmanlı'da saçını upuzun beline kadar uzatmış bir sürü tarikat şeyhi vardı. Saçlı Abdülkadir Efendi Kanuni'nin bir yıl Şeyhülislam'ıydı ve bir Kadiri Şeyhi'ydi. Yani Eyüp Sultan'da hala tekkesi var. Saçlı Abdülkadir Efendi beline kadar saçı var. Düşünün, bugün beline kadar saçı olan bir cami imamı olsa var ya, Diyanet, Miyanet, cemaat sopayla kovalarlar. Yani lütfen bağnaz yobaz olmayalım.
Bu kıpkırmızı kıyafetleri giymek Osmanlı erkeklerini yumuşatmıyordu. Tanzimat'tan sonra Avrupalılara benzeyeceğiz diye saçı kısa erkekler, simsiyah kahverengi giyinen erkekler olduk biz. Benim gardıropta bile giyebileceğim en şerek şu yeşil. Hep simsiyah olduk ve karardık. Şimdi Avrupalı erkekler saç uzatınca ya da küpe takınca aman Avrupalı'ya benzemek gavur olursun diyorlar. 16'nın yüzüne gelselerdi ne yaparlardı çok merak ediyorum. Baksanıza şu morun güzelliğine bakın, içinden taşan kırmızıya bakın. Biz buna Osmanlı kırmızısı ya da Edirne kırmızı diyoruz. Aşı kırmızı. Mükemmel renklerdi. Ve kızlar, tabii ki sarayın kadınları vardı, tabii ki sarayın kızları vardı. Bir erkeğin başında 3 çeşit fes varken kadınların başında 100 çeşit fes vardı. Şu görmüş olduğunuz gravür ve minyatürlerde kadın uzun saçı severdi Osmanlı, kısa saçı sevmezdi. Ve bunlar topuz yapılır. Bu gördüğünüz uzun hotozların içine hapsedilirdi o topuzlar. Bakın şu tepesi mantar şeklinde olan hotozlar. Çok şanslısınız. Yani Destemol Odası'nda düne kadar bunlar sergilenmiyordu. Bu son sergide bunlar depolardan çıkarıldı. Eyüp Sultan, Edirne Kapı, Karacaahmet Mezarı'na gidin. Yüzlerce hotozlu kadın mezar taşında o başlıklarda altta dar, yukarı doğru genişleyen hotozları göreceksiniz. Bunlar saraya ait padişah kızlarının giydikleri kıyafetler ve üzerlerindeki hotozlardı. Levni'nin minyatürlerini kesinlikle tavsiye ederim. Osmanlı saray kadınlarını merak ediyorsanız ve nasıl giyindiklerini. Bakın size ne demiştim ben? Kol yırtmaçları var demiştim. Kolunu kaldırdığı zaman o yırtmacı aşağı doğru dökülür. Levni'nin minyatüründe gördünüz mü? Bakın bir kadın şu gördüğünüz kıyafetin benzerini giymiş ve kol yırtmaçları nasıl sarkıyor dışarı doğru ve kolu da eli de zarif bir şekilde bükülmüş. Eli de kaplayacak şekilde elinin üstünden geçiyor. Bakın dekolteli giyerler miydi? Tabii giyerlerdi ama erkeklerin yanında değil. Muhteşem yüzyılda sarayın avlularına dekolteli kıyafetlerle Hürrem Sultan'ı erkeklerin aralarında gezdirdiler. Bu saçmalıktan başka bir şey değildi. Böyle bir şey yoktu ama kadın kadına mükemmel giyinirlerdi, mükemmel süslenirlerdi. En az 300 sene dünya kadın modası Osmanlı kadınlarını taklit etmiş, hayran kalmış ve özenmişti. İngiliz Büyükelçisi'nin karısı Madame Montagu Osmanlı kadın kıyafetleri giyer. Bunlarla kendi tablolarını yaptırır Van Moor'lara. Bunları Avrupa'ya, Londra'ya gönderir. Bir Türk kadını nasıl giyinir diye başlayan mektuplar yazar ve bu elbiseleri anlatırdı. Gördüğünüz gibi takıları muhteşemdi. Mükemmel mendilleri vardı. Hürrem Sultan'ın yıllar sonra Süleymaniye'deki türbesinde sandukasını örten puşidesinin altından orijinal mendili bulunmuştu. Uzun lafın kısası, gönlüm isterdi ki her bir kaftanın, her bir zıbının, her bir sarığın, kavuğun başında durayım size uzun uzun bunları anlatayım. Şu şunun bu bunun ama bence kendiniz gelin Topkapı Sarayı'na, seferler koğuşuna. Hem seferli dairesi nasıl bir daire, buradaki öğrenciler yatılı nasıl bir koğuşta kalmışlar bunları görün. Hem de burada sergilenmekte olan bu muhteşem padişah ve ailesine ait kaftanları, kıyafetleri ya da tılsımlı gömlekleri yerinde inceleyin. Tek tek etiketlerden okuyarak daha detaylı bilgileri sizler edinin. Ama Enderun Mektebi'nin 3. sınıfının seferler diye bir bölüm olduğunu, öğrencilerin bu görmüş olduğunuz birimde yatılı olarak kaldığını, ders dışında saray kıyafetleriyle uğraştığını, yetiştiğini, eğitildiğini, sadece ders çalışmayıp aynı zamanda bir hizmetle çalışarak olgunlaştığını, devlet kademelerine buralardan hazırlandığını sakın unutmayın. Seferler Dairesi'nden selamlar.